Günaydın. Bugün günlerden pazartesi. Birazdan evden çıkacağım. Ve bugün vlog çekmeye başladım. Çünkü akşam Haluk Bilginer'in oynadığı Pencere adlı oyuna gideceğiz. Bir arkadaşımla. Ama ondan önce bugün Beşiktaş'ta Kırmızı Kedi'nin ikinci yerinin açılışına gideceğiz. Ben çok merak ediyorum. Orası böyle kocaman bir şey oldu. Sizi de yanında götürmek istedim. Hazır vloglarla böyle seviliyorken. Böyle bir tiyatro vlogu, kitapçı vlogu gibi bir şey olsun İstedim. Birazdan evden çıkacağım. Eda ile buluşacağım bu arada önce. Beşiktaş'ta. Ama ondan önce kargoya gitmem gerekiyor. Sevgili Gül'ün dergilerini göndermeye. Kendisi bana yaklaşık bir hafta kadar önce Instagram'dan yazmıştı. Dergilerimi göndersem imzalar mısın diye. Ben de kabul etmiştim. Ama dergilerin yanında o kadar güzel hediyeler göndermiş ki. Kapadokya ile ilgili. Bayıldım. Ben de onun dergilerini kargolayacağım. Yanına bir de kitap ekledim. Benim çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Şimdi kargo şubesine gidip bu işi halletmem gerekiyor önce. Kahvaltı etmedim, edecek zamanım yok. Herhalde Eda ile bunun bir çaresi, çözümünü buluruz diye umuyorum. Çünkü hiç hoş değil. Neyse tamam. Şimdi çıkıyorum. Bu arada bu videoda kelebeklerden de bahsetmek istiyorum. Hangi ara onu tutturabilirim? Belki Eda'ya bahsederken o sırada çekebilirim videoyu. Bilmiyorum ama kelebeklerden de bahsedeceğim. Ama bahsedemesem de vizyondan kalkmamışken daha... Umarım kalkmamıştır. Gidin, görün çünkü muazzam, muazzam adı. Ben baştan sona filme bayıldım diyorum ve hemen gidiyorum. Eda'nın aldığı müthiş kitaplar. Teşekkür ederim. Üstteki görevi çok yardımcı oldu. Evet evet. Dedim. Takarken çekeceğim. Eğer şu an akşam şeye gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Nerede? Tiyatro muydu? Sinema mıydı? Tiyatro. Haluk Bilginer'in oyununa. Şimdi modada. Yok. Şeyde oynuyor. Zorlu'da oynuyor bu akşam. Ha sen zor. Oyun atölyesinde. Bir şey diyeyim. Haluk Bilginer'in karşıda moda sahnesi mi onundu? Yok. Ben Mert Fırat'ın diye biliyorum. Merge değil mi? Moda sahnesi. Mert Fırat'ın Dadas mı? Öyle bir yer açmış. Das. O da var. Moda sahnesi de onun geliyor ama oyuncu olabilir.
Bence o şeyle çok Haluk Bilginer çok yakıştı. Şimdi ben çok kitap almadım. Benim aldıklarım. Aslında şöyle ben şu an neydi o bizim okuduğumuz? Blanche. Yaşam yok Yaşam ve Sen. Kimindi? Kerem. Yazarın şu an adı Kerem Çoban mıydı? Monoklum sahibi. Onu okuyorum şimdi. Onu okurken işte bir arkadaşım şeydi kendini yükselten kitaplar oku diye işte Gizem anlatırken. Oradaki şeyde bana bir kitabı önerdi. Satış dönüşü. Bunu seni yükseltebilir diye. Baya bize çok ilgilendiler orada. Osman Çakmakçı'nın Konuşmanın imkansızlığı üzerine bir diyalog. Ben şimdi biraz felsefe ve böyle edebiyat şeylerini sevdiğim için bunu deneyeceğim. Evet, bir bunu aldım. Bir de bunu sen telaffuz edebilir misin Gülhancığım? Şey, Maurice Merleau-Ponty. Evet, bunun göz ve tinini aldım. Ben biraz böyle sanatsal okumalar yaptırmayı sevdiğim için aslında görme üzerine. Aa, bak bu işte Sezan'la ilgili. Bende de var bu. Yazı ve Gizemciğim'in bana çok önceden önerdiği Mavi Bent üzerine Mavi Bent Maggie Nelson bunun kitabı Maggie Nelson herhalde bir renge bu? Aşık oldum işte bahsi geçen renk mavi sen şey biliyor muydun bu mavi renginin İngilizce'deki sanırım yani şey anlamı da var depression. Ha. Aynı zamanda depresyon ve hani bu gibi anlamlar da geliyor İngilizce'de. Ha. O dilde. Belki bizim dilimizde o öyle olmayabilir yani. Bakayım. Çünkü bunun aynı zamanda çok kültürle de alakalı bir şey. Tamam evet. Ama hayır, bu o bağlantının kurulması çok da. Mesela arkada çok güzel bir çevirmenin şeyi var bunda. Son sözü var. O mesela çok güzeldi. Aynen. Burada mesela çok güzel yapmış kız. Bir rengi çeviriyordum işte. Bahsi geçen renk mavinin İngilizcesi. İngilizcesi blue, Türkçesi mavi desen yeri. Sanki aynı şey tüm renkler için geçerli değil mi? Dünyanın... Wow. Ay şu kitap şu an çok güzel. Zaten bunu bugün okuyacağım. Bu sanki böyle bir günde bitecek bir kitaba benziyor. Evet ama mesela numaralandırmış yerler şey... Gereken. Başka başka zıplıyor yani. Çünkü iki olay var. Bir işte sevgisi ayrılmış ve bir arkadaşıyla yaşadığı başka bir durum var. Onları anlatıyor ama hep böyle bir şeyin içinde bir duygusu var yani. O mavi evet. Rengini yarattığı dünyanın zaten içinde. Zaten renklerle uğraşan onu felsefik bir evet. Şeye sokan insanlar bir derinlik. Ama şey çok enteresan geldi bana burada. Hani bunun rengin temsil ettiği o duygu durumunun o kültürle alakası ve o dil içindeki o anladım. Şeyi mesela anlatamadım Türkler, ama. Türkler için ben turkuaz ya da mavi. Aslında çok önemli ve Türklere çok has bir şey. Aslında bizim kültürümüzden gelen, biz mesela turkuaz bizim şeyimize has olduğu için Türk'ten geliyor. Hmm. Mesela yurt dışında yani Avrupa'da sanat tarihinde turkuaz aslında Türklere özgü. Yani orada tabii bizdeki çok felsefik bir anlamı yok ama. Hadi bunu bilmiyordum. Evet. Bir İrem Repol diye bir sanat ressam bir kadın var. Onun kitabı var. Hmm. Yeni çıkmış turkuaz diye. Yani bayağı bir kadını bütün Türkiye'de, Anadolu'da şey geçip bütün renkleri, turkuaz rengi, tüm tonlarını buluyor. Onların fotoğraflarından öyle bir palet yapıyorlar filan. Neyse, böyle. Bir de şunu aldım. Bu da yine aynı Ponti'nin algılanan dünya. Bu bir aslında sohbet şeyi. Bu şey değil mi? Radyo konuşmaları. Öyle demiş şey. Sanki aslında çocuk. Aslında ben biraz böyle işte imge, nesneler ve bunların böyle felsefik dünyasıyla ilgili şeyleri seviyorum. Onunla ilgili işte bir deneyeceğim okumayı. Bir de bunu söylemedik. Şeyde herkese bugün buna hediye ediyorlar. Küçük Prens hediye ediyorlar Kırmızı Kedi'de. Bugünlük evet. Böyle. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Bize gösterdiğin için. Teşekkür ederim. Bunu yapmanı isteyecektim. Evet. Kitaplarına bakalım diyeceğim mi? Gösterecek misin? Anlatmak. Evet göstereceğim. Evet. Gösterecek evet ilk kitabını gösterebilirsin. Ayşe Sarısay'ın Denizler 4 var. Bu Yunus Nadi. Öykü ödüllü. Hı-hı. Ben seviyorum öykü okumayı. Dolayısıyla kalkıştıkça Yunus Nadi'nin bu ödül alanların hem romanlarını hem de öykü kitaplarını takip ettiğim için seviyorum. Daha sonra evet. Sundera'nın Yavaşlığını aldım. Şimdi şey okuyorum. Hangisi? Aslında Toptaş'ın deneme kitabını okuyorum. Aklımda değil ama göstereceğim. Göster. Var. Freya. Şurada okuyorum. Harfler ve notalar. Bir şey bakabilir miyim? Onun fotoğrafını kim çekmiş?
Nuri Bilge Ceylan. Evet. Tabii. Bu da mı Nuri? O zaman okey. Ben diğer kitabını biliyordum da. Çok güzel. Renk pembe. Çok güzel değil mi? Kesinlikle. Şey, Nuri Bilge'nin ismi yazmışlar mı? Yazmışlar. Evet. Bu kitap, ben şeyi fark ettim yani, gerçekten deneme okumayı seviyorum, deneme epistoler diyeceğim, mektup. Çünkü şey oluyor burada, bir yazar, yazarken kimden etkilenmiş, neden etkilenmiş. Yani onun şeyini keşfediyorsun. Tabii. Bu illa sevdiğin bir yazarın deneme kitabı okumak değil ama yine de birinin deneme kitabını okumak, hayatla ilgili yazarla ilgili görüşlerini okumak hoşuma gidiyor. Bir, en az bir kurgu, bir roman kadar bir hoşuma gidiyor, bir fark ettim. Burada işte bir sürü bu da kitaptan bahsediyor. Kafka'dan bahsediyor, Kundera'dan bahsediyor vesaire. Aslında etkilendiği yazarlardan ve onun yani yazısında etkisi olan insanlardan bahsediyor. Ben hiç okumadım ama harfler ve notalar. İsmi de çok güzel. Evet. Başka ne aldın? Bugün biz bu işte kırmızı... yavaşlık bu kitabın içinde geçiyordu ve çok güzel bir şekilde bahsediyor. Bir cümle var hatta. Hadi koyayım. Hızın değere dönüştüğü bir dünyada devasa bir hız topu halinde korkunç bir gürültüyle hep birlikte yuvarlanıp duruyoruz. Hayatımızı hayal edilemeyecek kadar kolaylaştıran tuşların, butonların ve düğmelerin sayısı arttıkça metrekareye düşen insan sıcaklığı da giderek azalıyor tabii. Ve artık insanoğlu öteki insanların varlığından uzaklaşıp sadece kendi hızıyla arkadaş oluyor. Wow. Bu mesela bu cümleyi bundan yola çıkarak konuşmuş. Bu bir görüntü yani. Ben de bir şey yaratacağım oldu bunu okuduğumdan. Ben de bunu okumak istiyorum. İşte bir kitap başka bir kitabı nasıl aldırabiliyor? Evet. Evet, yanında getiriyor. Tamam. Böyle metin hoşuma gidiyor. Evet. Bu... Sonra Siberke Türkiye Aşkın Kalplerimizdeki Mutat Yolculuğu. Bu da öykü kitabı. Ve kapağı çok güzel. Evet. Kimmiş, yazıyor mu ressam? Ben bunları önemserim mesela. Bakalım. Evet. Ben bakıyorum bazen yazıyorlar bazen yazmıyorlar. O klasiklerde falan yazmıyorlar mesela. Utku Lomlu. Ama birinden almıştır. Ha okey. Değil mi? Ama grafik evet. Lomlu o şey kapak tasarımı. O şeyi yazmamışlar. İlginç. Evet. Sonra Munga'nın Dağınık Yatağını aldım. Ben mutfağını okumuştum. Şey olarak. Tiyatro metni olarak çok beğenmiştim. Bir dakika, ama roman da diyor. Bir dakika. Roma. Burası Seraya. Ama çok güzel yalnız. Kimse görmemiş mi? Fark etmemişler böyle bir şeyin olduğunu. Ama işte tiyatro şeyleri işte ilgi çekeni güzel. Oyuncular falan okuyor aslında bence. Bir arkadaşım vardı da. Hmm. O mesela okuyordu bunları. Evet. Ya. Ve en son hafta Hayal Kırıklıkları kitabını aldım. Allah'ım çok melankolik. Hayal Kırıklıkları kitabı. Çok aşırı melankolik. Ve bir... Marjit. Alman herhalde. Mar yok. Marjit. Evet. Alman. Published with the support of the Culture Program of the European Union. Avrupa'nın şeyini basınmış. Bu da şey. Şu yeti ölmüş bir kadının hayatla hesaplaşması. Seviyorum. Sana böyle. Başarılar diliyorum kitapla. İnşallah. Seni çok down etmez. Evet. Olan bir kadın ve bir adam. İlişkilerinin bitmesinden 3 yıl sonra Tom Kyrie'yi ziyaret etmeye karar verdi. O soğuk gecede tüm yargılarından kurtulup yeni bir hayat kurabileceklerdi. Gerçekten çok heyecanlıyım. Esra Bezen Bilgin Haluk Bilginer ve Kürşat Demir oynuyor. En büyük heyecanım şu an Haluk Bilginer'i sahnede görmek. Bekliyoruz.
söyleyin. Gözdeki. Beğendim. Güzel bir oyundu. Ben de İkinci yarıda kadın daha iyi anlaşıldı. Hani evet evet aynen. İkinci yarıda oradaki çalışma daha belirli. Evet. Yani orada anladık. O idealizm versus materyalizm çalışması. Aynen. Şey çok güzel. Hani bunlar şahane değil evet, mi? Evet evet çok iyiydi. Sen neyi beğendin ki en çok? Ben şey bekliyordum ama ya daha böyle daha etkileyici cümleler. Daha böyle tiradımsı şeyler bekledim ama çeviri olduğu için. Ha, anladım. Evet evet doğru haklısın. Olabilir. Ben de okulda biraz yüzeysel geldi. Hani çünkü çok böyle etkileyici değil. Çatışma çok şey. Üstünde bir sürü şey konuşulabilir. Evet. Aynen. Ama final çok, ben finali çok beğendim. Final benim çok hoşuma gitti. Ben böyle hani sonunda sorguladım böyle. Hani anladım başa gönderme yaptığını hani ama böyle anlam ve önemden başka da olabilir. Aslında başka bir şey aradım da çok bilmiyorum. Aklıma gelmedi. Hani manevi şey çıkartamadım oradan yani. Güzeldi ama beğendim. Bence insanların iç çatışmalarını görmek açısından güzeldi. Değil mi? Evet evet. Evet. Şey. Ama şey, her iki karakterinde şeyi yok. Gerçeklik payı yok. İkisi de tam uç. Evet evet. Çok aynen. Uçlar yani. Aynen. Ortalıkta yapmaları evet. Bulamıyorlar. Evet. Aynen. Beğendik yani. Aynen.